Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Hemen Washington'a dönelim. Ali Çınar bizi bekliyor. Ali merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii yoğun bir gündem var. Türkiye'de de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle gelen veriler var. Konut piyasası var. Biz buradan alıyoruz verileri. Geriye bir dönüş var. Onun dışında yine enflasyona bakıyoruz, Fed üyelerine bakıyoruz. Bunun dışında yine ekonomi, siyaset, diplomasi konularında başlıklar var. Bize aktarır mısın? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde hala enflasyonun yüksek olmasından dolayı uzmanlarda bu konuda Fed'in ne yapacağı ile ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. Bugünkü enflasyon rakamına baktığımızda Mart ayına göre bir düşüş var. 6.3'e düştü. Başkan Biden de bir açıklama yaptı. Yani hala yapılması gerekenler var ama ilerleme kaydedildiği için de memnunum açıklamasında bulundu. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde genel olarak da petrol fiyatlarının hala yüksek olmasından dolayı da bir tatminsizliğin olduğunu belirtebilirim. Şunu da belirtmekte fayda var. Yakın zamanda Amerikan Kongre Bütçe Ofisi de yeni bir rapor yayınladı ve bu rapor da aslında önemli çünkü partiler üstü bir rapor olarak yayınlanıyordu. Mevcut seviyeye göre enflasyonda yavaşlama olacağı tahminini yapıyor Amerikan Kongresi'ndeki Bütçe Ofisi. Yıl sonunda enflasyon oranının %4.7'ye düşeceği ile ilgili bir tahmini var ve büyüme oranına baktığımızda ise bu yıl sonuna kadar %3.1 olarak gösteriyor. 2023'te %2.2, 2024'te de %1.5 olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Başkan Biden'ın ekonomi anlamında bir önceliği de bütçe açığı. Çünkü bütçe açığı 2.8 trilyon dolardı geçen sene. Yine tahminen 1 trilyon dolar bütçe açığında düşüş de beklendiği belirtiliyor. Ve genel olarak şu anda tabii gözler Fed'in Haziran ortasında yapacağı faiz arttırımında, bu konuda da Fed'in tutanaklarına baktığımızda 50 baz puanında bir artış olacağına kesin gözle bakılıyor. En azından enflasyonu bastırma konusunda da önemli olacak ve şu andaki tabii gelişmeler bu şekilde. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya gıda çağrısı var. Evet, bu konuya değinirsek Amerikan Hazine Bakanı Yellen neredeyse her konuşmasında gıda güvenliği, gıda krizini göz önüne alıyor ve konuşuyor. Bilhassa müttefiklerle, Avrupalı müttefiklerle küresel gıda krizinin çözülmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını açıklıyor. Zira geçen hafta Avrupa'da da bu konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu. En azından Afrika gibi gıda ihtiyacı olan ülkelere yönelik destekten de bahsetmişti. Dün sıcak bir gelişme olarak Beyaz Saray'daki basın sözcüsünün bir açıklaması oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın yaptığı yaptırımların gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. Çünkü Rusya bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ni suçluyordu. Yani Beyaz Saray sözcüsü Rusya Ukrayna'dan diğer ülkelere gidecek gıda yolunu kesmemesi gerekiyor. O nedenle de Rusya şu anda suçlu konumunda, tamamen gıda kıtlığını önlemek için Rusya'nın bu yolları açması gerektiğiyle ilgili imada bulundu ve Rusya'yı suçladığını söyleyebiliriz. Bu konuda tam olarak net çözüm yok ama hem IMF'de hem Dünya Bankası hem de Biden yönetiminde gıda güvenliği konusunda çok ciddi şekilde endişeler var ve Rusya'da bu konuda uluslararası düzeyde çalışmıyor, yardımcı olmuyor. Ve tabii bir konuda acaba Türkiye ile bu konuda bir çalışma olabilir mi diye sorular var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önderliğinde temas grubu kuruldu. Bu temas grubunda Rusya, Ukrayna ve Türkiye'de bu sorunun çözülmesi için çalışıldığı bildirdi Birleşmiş Milletler'den. Peki şimdi ABD Kongre Ofisi Amerika ekonomisine yönelik temel göstergeleri açıkladı. Şimdi enflasyon konusunun geçici kelimesi yok zaten artık ama yumuşak iniş mi yoksa yumuşacık iniş mi tartışmaları, yumuşakça iniş mi tartışmaları devam ediyor. Yavaşlaması öngörülüyor enflasyonda ama oradaki durumu da sen özetlersen bize genel olarak sokakta ve işte fiyatlarda, bunun içerisinde konut deriz, araç deriz, yakıt deriz, nedir durum? Var mı öyle bir ışık?
Açıkçası enflasyonun yakın zamanda yumuşak veya hızlı inecek gibi hiçbir gösterge yok. Yani tüketici olarak ve çevremde küçük işletme, orta işletme ne ki finans çevreleriyle konuştuğumda herkesin açıkçası çok olumsuz görüş bildirdiğini görüyoruz. Gıda fiyatları, petrol fiyatları olmak üzere emlak fiyatları biliyorum Türkiye'de de bu konuda sıkıntılar var ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de kira fiyatlarının çok ciddi şekilde arttığı ve New York dahil emlakta sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. O nedenle tüketici olarak şu anda biz fiyat baskısını hissediyoruz tüketiciler olarak ve açıkçası ben her ne kadar Amerikan Kongre Bütçe Ofisi enflasyonda bir yumuşama ve yavaşlama gözleneceği ihtimalini yıl sonuna kadar alsa da açıkçası biz sahada olanlar olarak açıkçası göremiyoruz. Tabii Biden'ın bu sabah Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada da her ne kadar ilerleme ufak olsa da yapacağımız çok iş var açıklamasında bulundu. Çünkü Biden yönetimi de ekonomik anlamda tam istenilen adımları atamadı. Bu da tabii kendisine negatif şekilde kongre ara seçimlerinde etki edebilir ama genel olarak olumsuz bir resmin olduğunu söyleyebilirim. Peki orada Finlandiya, İsveç konusu nasıl ele alınıyor? Şimdi bugün Dışişleri Bakanı Antony Blinken Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüşecek. Türkiye saatiyle 20.30'da da basın toplantısı ortak yapacaklar. Ve büyük ihtimalle Türkiye gündeme gelecek. Neredeyse her Finlandiya, İsveç konusu geldiğinde Amerikan medyasında ve basın toplantılarında Türkiye ne yapacak soruları geliyor. Biden yönetiminin cevabı şu, Finlandiya ve İsveç Türkiye ile bu konuyu çözsün. Ama endişeler giderilir açıklamalarında bulunuyor. Amerikan Kongresi'nde üyelik süreci iki ülkenin onaylanması için bir süreç başladı. Hızlı bir şekilde geçirilmesi için. Ve Biden yönetiminin de şu anda en büyük önceliği bu iki ülkenin üye olması. Ve Türkiye eğer uzlaşmada gecikirse bu Türk-Amerikan ilişkilerine de olumsuz etkide bulunabilir. Tabii bugün gözler Amerikan Dışişleri Bakanı ile Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın toplantısında ve biz de Türkiye ile ilgili açıklamaları bekliyoruz. Ali Çınar çok teşekkür ederim. Takip edeceğiz tabii. Hafta sonunda yankıları devam eder muhtemelen. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam ediyoruz.